Fenomen deyince toplumda öne çıkmış bir kişi geliyor benim için aklıma. İnternet fenomeni genellikle Twitter ya da Instagram üzerinde fotoğraf paylaşıp milletten takipçi toplayan insanlar benim için fenomendir. Yani bir anda bir insan çıkıyor, ne olduğu belli değil, geçmişi belki çok basit bir şekilde ilerlemiş bir insan. Bir anda fenomen oluyor, toplumu yönlendirmeye çalışıyor. Bence bu sağlıklı bir şey değil. Fenomen deyince aklıma Aykut Elmas geliyor. Yani çok sürekli takip etmiyorum ama ara sıra izliyorum sıkıldıkça. Ya aslında bazıları gerçekten iyi mizah yapıyor. Hani bu konuda başarılı bulduklarım gerçekten var. Onun dışında çok da ilgilenmiyorum ya. Fenomen deyince aklıma ilk aslında Twitter geliyor. Atatürk de bir fenomen aslında. Yani Tayyip Erdoğan da bir fenomen. Her şeyi fenomen grubuna koyabiliriz aslında. Vine'dan var. Mesela Halil Söyletmez var. İşte onun dışında yani çoğu Vine'dakilerin çoğu sosyal medya geçici bir şey sonuçta. Yani gerçek hayatla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum yani. Anlık eğlence diyelim yani. Hakan Epçan falan geliyor Vine fenomen. Komik ve sempatik olmaları, kalıcı bir şeyleri yok, şarkıları yok, atıyorum bir kitapları yok. O yüzden yani kalıcı bir şey değil yaptıkları. Birçok kişi tarafından tanınmış insanlar geliyor aklıma. Şey vardı, teknolojiye yatarlanan adam vardı. Onu takip ediyorum. Böyle tableti falan parçalıyordu, güzeldi. Onu takip ediyorum. Bence güzel bir şeyler yaptığı için, hani yapamayanlar var, yaptıkları için takip ediliyor. Ve iyiler yani. Gülmek amaçlı. Çünkü eğlenceliler, gidiyorum. Güzeller yani. Fenomen denince Twitter olsun, Facebook olsun bu tarz sitelerde, yani sosyal ortamlarda yani gündem yaratan, bayağı bir like alan kişiler aklıma geliyor. Kutup ayısı var. Onun dışında odun adam var. Atarlanan adam var. YouTube olsun video kanalları. Onun dışında Twitter, Facebook. Yani meşhur oluyorlar da kalıcılık, ne bileyim, yani göreceli bir şey. Zaman kavramı da bence değişecektir yani. Hakan Epcan. Yani şu anda Atilla Taş diyebilirim. herkesin beğendiği, komik bulduğu birisi olabilir ki Hakan Epcan da bunu çok iyi yapıyor bence Vine'larıyla. Fenomen deyince bir anda televizyonda başarılıyla meşhur olamadıklarını İnternetten yapmaya çalışıyorlar, ilgi odağılmaya çalışıyorlar diyebilirim. Ama bu hani komik bir şey olduğu için insanların hep dalga geçtiği değil de hani komik bulduğu şeyleri paylaşması. Yani fenomen olmak öyle çok bilinen, sadece komik düşürüyorlar bence kendilerini yani. Bir ara kim vardı? Uğur biri vardı bir ara. Mesela o çok ön plandaydı, iğneleyici sözleriyle. Sonra Atilla Taş, sonra Hakan Epcan geldi. Ya sürekli değişiyor o yüzden, aynen. Ben mutsuz olduğumda genelde izlerim yani. Vine'ı açıyorum direkt. Webtekno TV geliyor ilk başta. Devamlı takip ettiğim. Sonra farklı farklı kanallar geliyor. YouTube kanalları olsun, Twitch kanalları. Mesela en çok League of Legends kanallarını takip ediyorum. Ünü devam eder çünkü o işini iyi yapıyorsa ünü asla bitmez. Teknolojiye atanlanan adam başta gelmek üzere. Sonra Switch'ti ve devamı. İnternette tanınmış kişiler. Böyle internet üzerinden ünlü olan, Face'den, Twitter'dan, Vine'larını beğendiğim insanları. Mesela Aykut Elmas, onu çok seviyorum. Eylül Mestan, onu da çok seviyorum. Memeli Mestan diye geçiyor Vine'ları, onu çok seviyorum. Bu ikisini en çok Vine'larını izleyip takip ederim. Bence onlar da birden meşhur olmuyorlardır diye düşünüyorum ben. Hani böyle mesela bir şey çekiyorlar, bir fotoğraf koyuyorlar, öyle birdenbire şey olmuyordur onlarla. Mesela ben Eylül Mestan'la tanışmayı çok isterim. Çok kafa bir kadın o. Ona tanışmayı çok isterim ben. Eylül Mestan'a selam söylüyorum burada. Onu çok seviyorum ben. Fenomen deyince aklıma Aykut Elmas geliyor sadece. Kesinlikle geçici çünkü Vine çıktı, internet fenomenleri arttı. Vine bittiğinde internet fenomenleri de yavaş yavaş bitecek. Tamamen evde vakit geçirmek amaçlı. Atıyorum bir saat boş vaktim vardır. Oturup 20 dakika Vine açıyorum, izleyip gülüyorum yani, başka bir şey yok. Vine'lar var, bu YouTube'daki komik videolar var. Atıyorum birkaç sene öncekinin de olabilir. Mesela artizni arar pazarda, ondan sonra bu düz durup hani ne oldu anne diyen çocuk vardı. Onlar var yani, onlara gülüyoruz yani YouTube'dan, Vine'dan, herhangi öyle komik sitelerden olduğu gibi. Futbolda da komik şeyler var, işte magazinde de var ama yani genelde Vine'lar daha ön planda şu an. Fenomen deyince aklıma hani bu internet, sosyal medyada çok ünlü olan, hani ne bileyim, çok beğenilen, takip edilen kişiler, Vine yoluyla olsun, ne bileyim tipleri yoluyla olsun ya da yaptıkları bir iş dolayısıyla. Ben genelde sanatçılar takip ediyorum ya. Çünkü bizim mahallede de var fenomenler kendilerince. Biz onları çiğdem kol almaya yolluyoruz. Aa valla bir yere üye olduğun gibi herhalde öyle şeyler geliyor abi. Var abi, kim örnek verir? Şu anda Yener.